Efendim Pazar Klasiğinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Meliha Okus ve sevgili Ozan Gündoğdu ile birlikte yine tam kadro buradayız haber timi olarak. Müthiş analizlerimiz var. Tabii ki seçim sürprizlerle dolu bir seçim maratonunun ilk haftasını geride bırakıyoruz. AK Parti kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti oldu ve tam 47 yıl sonra ilk kez Türkiye'nin kuruluş partisi Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak ilk sıraya yükseldi. Seçim haritası kırmızıya büründü ve siyasette artık kadın belediye başkanları dönemi başladı aynı zamanda. CHP tarafında mazbata trafiğinde gözlemlerken onları AK Parti yenilginin sebeplerini arıyor. Sebep sadece ekonomik sıkıntılar mıydı yoksa sosyolojik olarak iktidar partisinin hataları yüzünden miydi bu yenilgi? İşte bu analizi yapıyoruz. Bu analiz devlet erkanının en mühim gündem maddesi çünkü. Önümüzdeki süreç bize ne gösterecek bilmiyoruz. Ancak ekonomik büyüklüğün %80'ini temsil eden kentler artık CHP'de. Vatandaş sandıkta iktidar partisine ne mesaj verdi? Bunu da tartışmak istiyoruz. Hem sosyolojik boyutuyla hem ekonomik boyutuyla. Ama seçim bitmesine rağmen ülkemizin dört bir yanındaki kuyruklar bitmedi. En başta ekonomiyle başlayalım istiyoruz. Çünkü maalesef ki emeklilerde, ek gösterge bekleyenlerde, kademeli emeklilik bekleyenlerde, ara zam bekleyenlerde bu seçimden umduğunu bulamadı. Ve yılın ilk 3 ayında ne yazık ki maaşlar eridi enflasyon karşısında. Merkez Bankası ise iktidara mektup yazdı ve ekonomi yönetiminin adeta gönlünden geçenlerin yazıya döküldüğü mektupta asgari ücrete yılda bir kez yapılsın yoksa dezenflasyon olur denildi. Yani Temmuz'da zam yok gibi görünüyor ama tüm çalışanlara baktığımızda, özel sektör çalışanlarına, asgari ücretle emek verenlere baktığımızda ara zamın olması gerektiğinin üzerinde duruyor herkes. Maaşınız eriyor mu? Maaş eline gelmiyor ki. Kartlarla çevirmeye çalışıyorsun. Enflasyon yılbaşından bu yana artmaya devam ediyor. Mart ayı enflasyonu %68.50'ye yükseldi. Aylık enflasyon %3.16. Ne kadar maaş alıyorsun? 10,5. Eriyor tabii. Düzenlensin yani, çok zor. TÜİK'in açıkladığı %68.50'lik enflasyon hem ENAK hem de İstanbul Ticaret Odası verilerinin altında. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Yılın ilk 3 ayında asgari ücret 1683 lira eridi. Şu andaki mevcut asgari ücret bile çok komik bir rakamken ara zam olmaması... Eyvah yani. Ocak ayında 17 bin lira maaş alan asgari ücretlinin alım gücü şu an itibariyle 15.317 lira. Yani Ocak ayında açlık sınırının biraz üstünde maaş alırken şu anda alım gücü açlık sınırının altında kaldı. Kira almış 11 bin lira, asgari ücret 17 bin. Geri kalanı ne olacak mesela? Çocuk mu okutacağız? Geçim sağlayacağız, ne yapacağız mesela? Açlığa mahkumuz, resmen mahkumuz yani, bu bize diretilmiş bir şey. Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa Temmuz ayına geldiğimiz zaman tablo hep beraber önümüzde olacaktır. Hem Sayın Bakan'la hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekiyor. 17.002 lira olan asgari ücret yılda bir kez artıyor ama son 2 yıldır yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Seçimden önce ilk çağrı Hak İş Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Ancak Merkez Bankası'nın iktidara yazdığı mektup asgari ücretlinin moralini bir kez daha bozdu. Merkez Bankası hükümete asgari ücrete ara zam yapılmasın tavsiyesini iletti. Enflasyon ve ekonomi hedeflerine ulaşılması için. Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Önce zamların durdurulması lazım bence. 4 kişilik bir aileyiz biz. 4 kişilik bir ailede 2 öğrenciyi okutuyoruz. İki öğrenciyi okuttuğunuzda, kira ödediğinizde hiçbir şekilde beslenmemeniz lazım. Çay, simit, onu bile yani zor. Temmuz gelmeden geçim derdi derinleşti. Çalışanların bir sonraki zam için Ocak ayını bekleyecek güçleri yok. Bir kalıp peynir olmuş 300-400, et olmuş 500-600, ekmek olmuş 10 lira. Yani nasıl geçinecek bu? Temel gıdalar aldı gitti başını, ara zam şart. Efendim özellikle de tabii ki enflasyonun karşısında ezilenlerin belirlediği konuşuluyor dışarıda, sokaklarda, sohbetlerde. seçimleri. Ama tabii bunun farklı farklı kesimleri var. En başta şu Türkiye genelinde neler değişmiş? Yanıp sönen haritamızı da görelim. NAV Haber'in meşhur yanıp sönen haritası sevgili Meliha Okur ve Ozan Gündoğdu hemen arkanızda. Hı hı. Efendim, katılım oranı %78,5 oldu. 14'ü büyük şehir, 35 il CHP dedi. 13 milyon seçmen sandığa gitmedi. Son 10 seçimin aslında en düşük seviyesiydi bu. Toplam il sayısında iki parti arasındaki makas da açıldı. CHP birinci parti oldu 47 yıl aradan sonra. AK Parti ise kurulduğu günden itibaren ilk kez ikinci sırada kaldı. Tüm bunlar bize ne anlatıyor? Çok basit, rahmetli Demirel'e söyleyelim. Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. Bu bir yerel seçimdir. Yerel seçimde var olan iktidar topal ördek olmuştur. Hikayenin özeti budur. Biz ana gündeme odaklanmalıyız. Evet, ekonomik krizler seçim sonucunu etkiler. Ancak bu çıkan seçim sonucu seçim haritasını değiştirmiştir. Kimse bunu öngörememişti. Ama 14 Mayıs'taki genel seçimde metropoller düşen oy oranıyla sarı kartı göstermişti. Şimdi kırmızı kartı gösterdi. Buğday coğrafyası ve esnaf şehirleri ise sarı kart gösterdi. Bunun özeti budur. Şimdi evet, bizim ana gündemimiz haberdeki gibi yüksek enflasyon, eriyen hane halkı refahıdır. Ana gündem budur. O yüzden doğru gündem çözüme giden yolu aydınlatır. Biz bu programda doğru gündemle aslında aydınlanmaya yardımcı olmak zorundayız. İşimiz bu. Şimdi bu sonuca baktığımda, haberi izlediğimde Nisan ayı enflasyonu benim için de Ozan için de çok kritiktir. Biz böyle analiz ediyoruz. Neden? Çünkü asgari ücret 17.002 TL, açlık sınırı 16.793 TL, 9 liralık fark var. Nisan'da gelecek enflasyonla birlikte asgari ücret neyin altında kalacak? Açlık sınırının altında kalacak. Hiç kimse program uyguluyorum diye yıl sonuna kadar asgari ücreti belirlerim, refah payı verecek yolculuğu yapamam diyemez. Mehmet Şimşek bir ortodoks program uyguluyor. Bunu söyleyecektir. IMF, örtük IMF programı çatır çatır uygulanacaktır ve canımızı yakacaktır. Biz bugünden itibaren sosyal fatura üzerine kafayı yoracağız. Ana konu budur. Öyle değil mi Ozan? Evet. Burada gelen zamlar ve Türkiye'ye nasıl para geleceği, Ozan'dan sonra duruma bakalım, olur mu? Tamam, sosyal fatura dediniz Meliha Hanım ama bir de bunun sosyolojik tarafı da var şimdi. Halk ne demek istedi? Ekonomik boyutla incelersek sevgili Ozan. Vallahi açıkçası siz insanların haysiyetine dokunduğunuz zaman tepki geliyor Türkiye'de. Ben de daha önce bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Böyle işçi grevlerini, işçi direnişlerini takip etmeye çalışıyorum. Biz şimdi haberlere yansıyan kısmıyla biliyoruz. Bir anda mesela Urfa'da bir tekstil fabrikasında 750 işçinin 450'si birden iş bırakıyor. Ya nasıl olur? Biz 450'si birden iş bıraktıktan sonra haberi görüyoruz. Sanki zannediyoruz ki durup dururken 450 işçi iş bıraktı. O insanlar nasıl o noktaya geldiler? O insanların burasına nasıl geldi? Şimdi aynı şey seçim için de geçerli. Nasıl oluyor biliyor musun? Ben hepsinde, istisnasız hepsinde haysiyetine dokunmaya başlıyor artık. Orada iş bilmez bir müdür hakaret etmeye başlıyor. Hem zaten maaş vermiyorsun, bizim işçi direnir. Direnir derken yani evet, çok şükür der, neyse bugünümüze şükür, neyse en azından bir işimiz gücümüz var der ama haysiyetiyle oynanmasına müsaade etmez. Bu aşamada bana kalırsa artık haysiyetine dönük bir hamleyi sezinledi ve çok açık şu dendi insanlara. Bugün hala bu da deniyor. Enflasyonun sorumlusu geniş halk kesimleridir. Sizin yüzünüzden enflasyon oldu deniyor, parmak sallanıyor. Biz de böyle bakıyoruz, bizim yüzümüzden enflasyon oldu demek ki diye. Ama bir yandan bir bakıyorum kentlere, en lüks restoranlar ağzına kadar dolu. Tatil yerlerine bakıyorum. İnsanlar bir gecede benim bir ayda kazandığım paranın 2 misline harcıyorlar. Yahu ben niye suçluyum? Çünkü inanılmaz bir eşitsizlik var. Makas, gelir adaletsizliği. Aynen öyle. Bu gelir adaletsizliği, evet, servet adaletsizliği Anadolu kentlerinde çok net görülmüyor ama metropolde çok net görülüyor. Şöyle bir geziyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de en lüks otomobiller de buralarda. O otomobillere çiçek satmak isteyen 11-12 yaşında çocuklar da burada. Evet. Şimdi bu görüntüde iktidar diyor ki enflasyon var çünkü o çiçek satan çocuklar yüzünden. Enflasyon var gariban yüzünden. Haysiyetine dokundu insanlar. Hı hı. Hakikaten haysiyetine dokundu. Dediler ki kardeşim gitmiyorum ya sandığa. Gitmiyorum, zorlama. Adamın bir tanesi 5 yıl belediye rantı yiyecek diye ben niye inim inim inliyim? Artı umut da yok. Yani şu bence çok etkili oldu. Bu zamana kadar bir beklenti vardı Erdoğan'dan. En son artık şu açıklama bence ipleri kopardı. Kaynak yok dedi. Şimdi kaynak yok lafına kentlerde yaşayan insanlar duyunca ya nasıl kaynak yok? Ya kaynak yoksa bu insanlar nasıl milyarına milyar katıyor? Düşünsenize. Kaynak gerçekten yok ya. Onu konuşuruz. Yok. Onu konuşuruz. Çünkü tasarruf da alınmadığı için. Hayır, kemer sıkılmadığı için mi kaynak yok acaba? Hayır, şöyle düşün. O kaynağı konuşuruz ama bakıyor mesela. Örneğin bu seçim dönemindeki en popüler adaylardan bir tanesi Turgut Altınok'tu. Ya o beyefendinin 850 tane dairesi var. Şimdi siz diyorsunuz ki 850 dairesi olan belediye başkan adayınız var. Dönüyorsunuz 10.000 lira emekli maaşı alana kaynak yok diyorsunuz. Evet. Ya bu kaynağı yarat kardeşim, sen devletsin. Yaratacaklar. Bu arada Altınok demişken onu da hatırlatalım. Ankara'da Mansur Yavaş 30 puan farkla rakibini 2'ye katladı. Az laf çok iş rekor oy dedi ve tarihe geçti. Rantçılar kaybetti ve sosyal belediyecilik kazandı diyerek de sözlerine devam etti. Şunu da söylemek lazım. Çok kısa onu söyleyeyim. Yani bir önceki seçimle kıyaslamak lazım. Bir önceki seçimde de ekonomi kötüydü. Zaten ekonomideki kötülük sandığa da yansımıştı. Erdoğan ikinci tura kalmak durumunda kaldı. Çok ciddi bir mutsuzluk vardı. Aday kötüydü vesaire falan filan. Ama bak her yerde söylemek lazım. Bizi dinleyen emekliler de bir hesap etsinler. Aralık 2022'de en düşük emekli aylığı ne kadardı hatırlıyor musunuz? Aralık 2022. Ben şu an hatırlamıyorum Ozancığım. 3500 lira. Evet, 3500 ile 4500 lira aralığında. 3500 lira en düşük emekli aylığı. En düşük oydu. Ocak ayı geldi. Düzeltme yapıldı. 5500 liraya çıktı. Evet. Normal şartlarda şimdi evet, diyorlar ki yıl sonuna kadar zam yok. Olmaz. O zaman ama seçim vardı. Gerekir. Ama o zaman seçim var, dikkat edin. Şimdi Ocak ayında 5500 lira idi. Herkes diyordu ki Haziran ayında düzeltme yapılacak. Yahu seçim Mayıs'ta diye düzeltmeyi Nisan'da yaptılar. 7500 liraya çıkarttılar. Bakın Mayıs 2023 seçimlerine giden bir emekliyi düşünelim. Mayıs ayında cebine 7500 lirayı almış. 5 ay önce aldığı para 3500 lira. Dolar sabit. Dolar bazında 2'ye katlamış gelirini. Şimdi siz seçim için, Mayıs 2023'e giderken seçim için emekliye %114 zam yapmışsınız. Seçim bitmiş, artık demiş kaynak yok. İnsanlar da bu kadar aptal değil, affedersiniz. Bu işi seçim için yaptığınızı gördükten sonra hayırdır bizim oyunumuzu aldınız şimdi bize sırtınızı çevirdiniz diyorlar. Özellikle de emekliler. Değil evet, mi Meliha Hanım? Bir şey söyleyebilir Buyurun. Miyim? Çok önemli söylediği ama AK Parti'nin tarihinde 3 dönem görüyorum. 2008 ve sonrası dönem küresel sermaye, bol likidite, dünyadaki para AK Parti'nin işine yaradı. 2013'te gezi olayları 2015 seçimini kaybettirdi. 2016 seçimle darbesinde din merkezli bir darbeydi FETÖ darbesi. Evet. Ne oldu? 2017 referandumunu getirdi. 2017'den bugüne başlayan süreci iyi analiz etmeliyiz. Evet. Bu dönemde Türkiye'nin kurumsal yapısı çökmüştür. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı çerçevesindeki yolculuğa baktığımızda. Devlet kurumu kalmadı o anlamda. Bu çok önemli. İkinci önemli nokta 22 yıllık AK Parti iktidarında din odaklı bir pencereden halk baktırılmıştır. Baktırılabilir, hepimizin dini inancı var, dindarız ama ne oldu da bir anda 14 Mayıs'ta ilk uyanış başladı. Şimdi bir anda uyanış oldu. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Uyanışın ilacı enflasyondur. Hafife aldınız enflasyonu. Kutuplaştırma dili de olabilir mi aynı zamanda? Enflasyon 2021 Eylül'le 2024 dönemine baktığımızda savaş dönemindeki gibi enflasyon zıplaya zıplaya gitti. Böyle bir şey yok. Eğer böyle olsa enflasyon savaş olan ülkelerde zıplar ya. Bir yandan da tabii insanlardaki bir önceki genel seçim öncesinde insanlarda olan endişe şuydu. Hükümet değişirse şimdi işler iyice sarpa sarar ve iyice piyasa toplanmaz. Örneğin deprem bölgesinde yapılan araştırmalara baktığımızda o dönemde genel seçimde yani AK Parti'nin tekrar koltuğunu korumuş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumuş olduğu seçimlerde özellikle de bizi toplarsa devlet toplar, şimdi değişikliğe gerek yok endişesi vardı insanlarda ve sosyolojik araştırmalarda bunu göstermişti. Ama oradan bu zamana kadar olan süreçte anlaşılan insanların fikri de değişmiş gibi görünüyor bir nebze. Şu da var. Bunu, yani umduğunu bulamamakla da ilgili olabilir belki Ozan. Meliha Hoca'nın dediği yerden devam edeyim. Devlet kurumu kalmadığı zaman şunu yapabiliyor artık iktidarlar bu sistemde. Bu sistemde yani Sayın Erdoğan gitsin başkası da yapar. Yapabilecek kudrette. Evet. Seçime doğru giderken ekonomi yönetimini, BDDK'yı, SPK'yı, TCMB'yi, TÜİK'i yani ekonomik kurumları seçim için organize edebiliyor. Ya son 5 ayda Mayıs seçimlerinin son 5 ayında 50 milyar dolar para harcanmış Merkez Bankası'ndan doları sabit tutmak için. Dönüyorsunuz seçim bitti şimdi kaynak yok diyorsunuz. Siz bütün kaynakları zaten seçim için harcamışsınız. Biz bu kurumların bağımsızlığını niye istiyoruz? Seçimler için bu kurumlar para basmasın diye. Merkez Bankası neden bağımsız olsun istenir? Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı ekonomilerde seçimlere doğru giderken hükümet lideri para bastırır. Tam olarak yaşanan bu. Hükümet lideri para bastırıyor. Şimdi de seçimin ortaya çıkan enflasyonun sorumluluğunu halk kesimlerine yıkıyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Bak hep hatırlatıyorum. Mayıs ayında bu halk doğalgaz faturası ödemedi. Evet. Bak doğalgaz faturası ödemedi. Bedavadır dedi doğalgaz. Ama Mayıs ayında yani baharın tam da göbeğinde. Peki şimdi böyle bekliyorsanız siz Mayıs ayında doğalgaz bedava diyorsanız o zaman benim şunu söylemem lazım. Demek ki BOTAŞ çok ciddi kar ediyor değil mi? Devletin kamu kurumu BOTAŞ çok ciddi kar ediyor demek ki. Bizde de o bolluk bereket içinde fatura ödemedik. BOTAŞ'ın zararı milyar doları geçmiş. Şimdi siz böyle bir zarar varken pembe bir tablo yaratıyorsunuz. Bunu söylediğimiz zaman sevgili Merve ben sokakta gelen Erdoğancılardan gelen tepkiyi biliyorum. Yalan söylüyorsunuz diyorlardı bize. Yalan diyorlardı ya. Her şey güllük gülistanlık. BOTAŞ'ta bu kadar para var. Doğalgazda bedava bak. Zaten 5 ay öncesine göre 2 katına çıkmış bizim maaşımız. Sen ne anlatıyorsun diyordu. Ne anlatıyorum? Seçimden sonra gördük. 30 lira olacak diyorduk. Bak benden söylemesinde dedik. Evet. Dolar 30 lira olacak. Bakmayın böyle 15-16 lirada tuttuklarına 30 lira olacak diyordu. 29 Mayıs'ta insanlar bana mesaj attı seçimden bir gün sonra. Hani nerede 30 lira diye. Ya 30 liranın da üzerine çıkmış. Şimdi ama bu göstergeler bunu gösteriyordu. Şimdi de bunu gösteriyor. Şimdi bak Nisan başında sigaraya zam %15. Onları birazdan sayalım mı? Sayalım tamam. Çünkü konuşacak başka şeylerimiz de var bu hafta. Özellikle mesela Ozan'ın da bahsetmiş olduğu gibi AK Partili Metin Külük bu hafta eski vekillerden kaybeden vekiller başkanlar nerede diyerek bir soru yöneltti ve adayların özellikle nerede olduğunu sordu. Lüks arabalarla, devletin imkanlarıyla seçim propagandası yürütülmesini aslında AK Parti içerisinden önemli bir dil aslında bizlere iletmiş oldu. Çünkü tüm devlet imkanlarıyla sahada olunan bir süreçti ve bu imkanlar vatandaşa verilemez miydi? Bunun sorgusunu da yapıyoruz aynı zamanda. Çünkü emekli seçim öncesinde de umduğunu bulamadı. Beklentiler karşılanmadı. Örneğin seyyanen zam talepleri bütçe gerekçe gösterilerek kapılar kapatıldı. Bayram ikramiyesi en az 10.000 olsun istedi emekliler. 3.000'de kaldı. Staj çıraklık, kademeli emeklilik gibi durumlar çözülmedi. 3.600 ek gösterge mağdurları hala bekliyor. TOKİ mağdurları özellikle sandıkta verdikleri mesajın karşılığını bekliyorlar. Sabit taksit sözü verilmişti TOKİ mağdurlarına ama buna rağmen taksitleri devletten ev alıp sabit taksitle ödeyeceğim zanneden vatandaşlar taksitlerinin artırılmasına itiraz ettiler. Atanamayan, daha doğrusu atanmayan öğretmenlerimiz de bekledi ve sandıkta bu cevabı verdi. Esnafa verilen söz tutulmadı, emeklilik için Bağkur primleri düşürülecekti, düşürülmedi. Bunlar hatırladığımız ekonomik vaatler ve bunların hiçbirisi gerçekleşmedi hükümetimiz tarafından. Şimdi Mehmet Şimşek'in penceresinden baktığımızda özellikle de hani AK Parti cephesinde seçimin sorumlusunun kim olduğu aranıyor ya, o noktada da ekonominin dümenindeki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Günah keçisi sadece ekonomi değil, oy kaybı sadece ekonomiyle ilgili değil. Ankara memur şehri özellikle. Memura zam verdik, başkentte problem çözüldü mü? Emeklinin gelini 3 kat arttırdık, yine çözmedi. Demek ki ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal sebepler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyonla mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz dedi. Şimdi bunun arkasındaki sebeplerden diğerlerini de konuşalım istiyoruz biz. Ekonomik sebepler var ama bunun başka sebepleri de var zaten. Tabii ki var. Bunu zaten da her zaman konuşuyoruz. Tabii sen şimdi gündemi sıraladın. Biz de onun çerçevesini çizerek anlatıyoruz. Meselenin özü doğru gündem çözüme giden yolu aydınlatır. Rehber edineceğiz kendimize. Doğru gündem Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bir anayasa değişikliği gündem konusu olacaktır. Ama referanduma gidilmeyecektir. Nedeni mecliste çözülecektir. Erken seçim şimdi gündemde değildir ama meclis üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlayacak milletvekili sayısı önemlidir. Milletvekili pazarlığına ve meclise önümüzdeki dönemde odaklanacağız bir. Transferler olur diyorsun. Tabii iki. AK Parti'den CHP'ye geçenleri bile görebilir miyiz yani? Diğer partiler. Ha, diğer partiler. Çok önemli bir konu bu. Ama biz siyaset konuşmayı bırakacağız. Artık dış politika konuşma zamanıdır. Moskova, Ankara, Tahran, Ankara hattı bize önümüzdeki 6 ayla ilgili çok önemli gelişmeleri gösterecektir. Buna odaklanalım. Biraz önce ne dedin? Mayıs ayında doğalgaz alınmıyordu para. Biz doğalgazı nereden alıyoruz? Rusya'dan. 14 Mayıs öncesi geçen Ocak'tan Mayıs'a kadar doğalgaz parası ödememiştik değil mi? 20 milyar. Şimdi Rusya uygulanan ambargo kapsamındayız biz de. Başta makina olmak üzere maden, inşaat sektörü, makine imalatı gibi sektörlerde Rusya'ya yapılan ticaretteki daralma ihracatımızı vuracak bir. Şimdiden uyaralım biz. Önemli konu. İki, bu borç yapılandırması nasıl olacak? Buna bakalım. Putin Türkiye'ye gelemiyor. Buna biraz kafa yoralım ya. Gerçek gündemi konuşalım. İkincisi, geçen haftalarda biz seçimi böyle heyecanla konuşurken ülkenin Enerji Bakanı koşa koşa nereye gitti? Tahran'a. Biz ne alıyoruz İran'dan? Doğalgaz alıyoruz, petrol alıyoruz. İran ne dedi bize gitmeden önce? Çok önemli, bizi ilgilendiriyor. İsrail'e mal satmayın, taraf tutun dedi. Yani biz jeopolitik riskin tamamen göbeğindeyiz. Türk halkı ise sosyal faturanın ağırlığını yaşayacak. Enflasyonla mücadele etmek zorundasınız. Ama bunu yaparken halkı un gibi ufalayamazsınız. Çünkü kaynak yaratma yolu vardır. Mehmet Şimşek'e de birazdan onu anlatalım biz, hatırlatalım. Evet, hangi zamlar gelecekte de kalmıştı. İşte onu anlatacağız da zaten. Evet, onu da istersen sevgili Ozan hemen haberimizin dönüşünde anlat. Çünkü insanlar önümüzdeki süreci görmeye çalışıyor. İnsanlar değil, hepimiz öyleyiz. Yani otomobilimizi değiştireceksek aman elimde nakit para kalsın diyenlerden biriyim örneğin ben. Ya da ev satın alacak olanlar, belli bir miktarda parası olanlar ve kredi çekmek durumunda olanlar, kredi faizleri düşer mi, daha çok çıkar mı? Dolar borcu olanlar ciddi anlamda çok endişeli. Önümüzdeki süreçte özellikle de kredi kartlarındaki ve kredilerdeki sıkıntıların hangi boyutta olacağını düşünüyoruz. Kira fiyatları ne olacak örneğin? Çünkü Türkiye'de büyük bir barınma krizi var. Kiralar en dar gelirli semtlerde dahi 35 bin TL'den başlıyor. Ve 15 bin TL'den siz küçücük kulübe tarzı evlerle karşılaşıyorsunuz kiralamaya gittiğinizde. Emlakçılar da özellikle bu durumdan şikayetçi. O kadar sarpa sarmış vaziyetteki işler, özel okulda çocuklarını okutanlar acaba ben önümüzdeki yıl bu masrafları karşılayabileceğim mi diye endişeleniyor. Yani hepimizin aslında kendi kendine bazı endişeleri var. Bunların hepsini konuşacağız ama dünyadaki gıda fiyatları düşerken Türkiye'de niye yükseliyor, bunu da konuşmamız lazım. Gıdada artış aslında her kalemi tetikleyen bir artış. Enflasyonu katlıyor. Yani biz domates alırken o domatesin 30 liradan 50 liraya çıktığını gördüğümüzde aman Allah'ım diğer kalemlere de zam gelecek demeliyiz. Çünkü bu bir gösterge. Peki dünyada düşerken bizde niye yükseliyor? Bu da haberimizde efendim. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız, hep söylüyoruz, enflasyondur. Dünyada düşük. Ben mesela Almanya'da tanıdıklarım falan var. Amerika'da tanıdıklarım var. Onlarla görüşüyorum. Adam diyor ki ben diyor $100'la gidiyorum. Dünyayı dolduruyorum diyor. Her şeyimi alıyorum diyor. Oradaki fiyatlar buradan da düşük. Bizden daha ucuz yiyorlar. Kasaptan çıktım ama bayağı uçmuş fiyatlar. 2 tane çocuk var. Kıyma aldım 100 liralık. Bir avuç kadar geldi. Çocukları tadını unutmasın diye bir avuç kıymaya 100 lira veriyor anneler. Türkiye'de gıda enflasyonu %70,41. Dünyada ise artmak bir yana düşüyor fiyatlar. Birleşmiş Milletler'in son küresel gıda raporuna göre dünyadaki yıllık düşüş %10,5. Bizde çünkü tarım diye bir şey kalmadı artık. Olan halka oluyor. Her şeye dışa bağımlı olduğumuz için gübresinden işte şeyine kadar hepsi dışarıdan geliyor. Hepsi dolara bağlı. Dolar da alıp başını gidince tarımı zaten bitirdiler. Biz kategori kategori değerlendiriyoruz. Alt gruplara ayırıyoruz enflasyonu. Gıda, konaklama, eğitim harcamaları. Bu kategorilerin hepsinin birbiriyle ilgisi var. Örneğin gıda harcamalarında bir artış olduğu zaman bu aslında eğitim harcamalarına yansıyor. Niye? Mesela okuldaki, çünkü yemekhane hizmeti eğer paralıysa ona da zam geliyor. Yıllık enflasyon %68,50'ye yükseldi. Domino etkisi gibi gıda artınca birçok hizmet kaleminin de fiyatı artıyor. TÜİK'e göre sadece bir ayda kuzu etine %18,6, dana etine %14,7, tavuğa ise %12,2 zam geldi. Gelelim tüketiciyi zorlayan güncel fiyatlara. Zeytinburnu'nda bir kasaptayız. Burada dana kıymanın kilogram fiyatı 600 lira, kuşbaşının kilogram fiyatı 610 lira, kuzu etinin kilogram fiyatı 590 lira, tavuğun kilosuysa 120 lira. Ne zamandan beri et almadınız? Herhalde bir 6-7 ay oldu. Bu gidiş değil yani. Sebze meyve reyonlarındaki fiyatlar da cep yakıyor. Elmanın kilosu 24 lira, portakalın kilosu 22 lira, ithal muzun kilogram fiyatı ise 119 lira. Yemeklerin olmazsa olmazı patates, soğan da çok pahalı. Patatesin kilosu 23 lira. Kuru soğanın kilogram fiyatı ise 26 lira. Emekli maaşı yetmiyor, artı çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Çalışmasam yani kaz mezar at içine. 6-7 aydır et alamayan emekli de var. Sebze meyve alabilmek için çalışmak zorunda kalan da. Gıda fiyatlarını tetikleyen maliyetlerin başındaysa akaryakıt geliyor. 2 seçim arası fiyatı 2 katını aştı. İğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkileyen motorinin litresi 42 lira 8 kuruş. 14 Mayıs'tan bu yana motorine gelen zamsa %125. Allah yardımcımız olsun, başka bir şey diyeceğim yok. Evet, sevgili Ozan Gündoğdu, nelere zam gelecek? Bütün Türkiye bunu bekliyor. Şimdi enflasyonu en çok etkileyen kalemlerin ilk 3'ünde ne var biliyor musun? 1 numara kira, 2 numara sağlığa zararlıdır sigara, 2 numara pakette o var. Tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. 3 numarada ikisini birlikte toplasak 1 numara olur da otomobil fiyatları geliyor. Evet. Çünkü çok para harcıyoruz oraya, otomobil fiyatlarına. Dolayısıyla buralara gelen zamlar enflasyonu en sert şekilde arttıran kalemler. Bir kere Nisan ayının başı itibariyle biz sigaraya %15'lik bir zam gördük. Bu %15'lik zam yarım puan kadar enflasyona etki edecek. Artı Merkez Bankası Başkanı'nın Şubat ayında yaptığı açıklamadan yola çıkarak biliyoruz ki enerjiye zam gelecek. Yani elektrik ve doğalgaz faturalarına zam gelecek. Şimdi normal şartlarda EPDK elektriğe 3 ayda bir zam yapardı. 1 Ocak zam günüdür, 1 Nisan zam günüdür, 1 Temmuz zam günüdür. 1 Nisan seçimin hemen ertesi olduğu için zam yapılmadı. Fakat bu zam 1 Mayıs'a ertelendi. Muhtemelen biz 1 Mayıs itibariyle elektrikte bir zam gündemiyle karşılaşacağız. Bu elektrikteki zam gündemi de TÜFE'yi doğrudan etkiliyor. En sert etkileyen kalemlerden bir tanesi. Elektrikteki zam biraz önce haberimizde aslında söylediğimiz gibi birçok kalemi de maliyetini arttırıyor. Çünkü üretim, sanayi üretimi özellikle elektriği tüketiyor. O elektrikteki yaşanan zam maliyet kalemini de arttırıyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım. Enflasyona evvela teşhis koyarsınız, bir hastalık gibi düşünmek lazım bunu. Doktor hasta ilişkisi gibi. Evvela teşhis koyarsınız, o teşhisin üzerine bir tedavi uygularsınız. Şimdi bu anlattığım kalemlerin hiçbirinde talep enflasyonu var mı? Yani vatandaş çok sigara içtiği için mi? Çok elektrik tükettiği için mi bu enflasyon olmuş? Bu işki kitabı şöyle yazar. Eğer ki gıda enflasyonu normal enflasyon üzerine geçmişse burada talepten çok daha farklı, arzdan kaynaklı bir neden vardır. İnsanlar çok domates yediği için mi enflasyon oluyor? Hayır. Çok su içtiğimiz için mi damacana fiyatı 4 katına çıktı? Evet. Şimdi bu saçmalığı ben yutmuyorum. Bence bu saçmalığı Türk halkı da yutmuyor. Ama Mehmet Şimşek şunu dayatıyor bu hikayede. Bu sizin yüzünüzden oluyor diyor. Ücrete zam yapmazsak enflasyon düşer diyor. Tam aslında yaşadığımız şudur. 2018'den 2023'e kadar Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç diyordu. 5 yılımız çöpe gitti. Günün sonunda vardığımız netice ortada. Mehmet Şimşek de ücretler sebep enflasyon sonuçtur diyor. 5 yılımız da böyle gider bak. 5 yılımız da böyle gider. İnim inim inleriz yani. Ama aynen halk, öyle. Ama halk pek çok kısmı da zaten inim inim inliyor sevgili Ozan. Ama halk bu seçimde de şunu dedi. Kardeşim kemer sıkmanıza müsaade ettik. Boğazımızı sıktırmayız dedi. Çünkü şimdi bu tablodayken elektrik zammı gelecek şimdi 1 Mayıs'ta. Bu zammın sorumlusu asgari ücrete 17 bin lira verilmesi mi? Hayır. 20 bin lira verilse bu zam gelmeyecek miydi? Hayır. Böyle bir şey var mı? Çok güzel anlattı. Efendim biz halkımıza diyoruz ki tabii ki bunların uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Ama KDV diye başlayalım. 1 nolu liste var, 2 nolu KDV listesi var. 1 nolu KDV listesinde temel ihtiyaç maddeleri dışında KDV oranı %1. Bayram sonrası Mehmet Bey, IMF, Dünya Bankası toplantısına gideceksiniz. Kusura bakmayın sizi de ziyarete gideceğiz ama KDV oranının %10'a çıkacağını göreceğiz. Bu bir. Temel ihtiyaç maddelerini koydum. Zam diyorsun ya. 2 nolu liste %10 olan KDV %20'ye çıkacak. Ne var orada? Gayrimenkul var, konut var, o var, bu var. Otomobilde onda mı? Her şey orada. 3. ÖTV artışı. Akaryakıtta zaten otomatik fiyatlama var. O gelecek ama 2000 cc araçların üstüne zam bekliyoruz. Zaten alkol sağlığa zararlıdır. Alkollü içecek de listenin başında ÖTV diye. Buraya kadar problem yok. Bu vergi artışlarının hepsi enflasyonu tetikliyor ama. Hepsi enflasyonu tetikler. Ben de onun için buna girmek istedim. Burada ikinci soru. Peki kaynak yaratma imkanı yok mu Maliye Bakanı? Tabii ki var. Sen 750 milyar TL'lik vergiyi tahsil edememişsin. Bunun 350-400 milyarını tahsil edebilirsin. SSK, ondan sonra birim borçlarını ödemiyor şirketler. Niye biliyor musun? Kredi faizleri uçtu ya. Sosyal güvenlik sistemi ve vergi borçlarını kredi olarak kullanıyor şirketler. Önümüzdeki dönemin 2 numaralı önemli konusu da bu mu? 2. Üçüncüsü, istisnalardan vazgeçeceğiz diyorsun. 2.2 trilyonluk istisnadan vazgeçmişsin değil mi? Tasarruf noktasına geldiğimizde peki, ne olacak peki? Bunlar ne onu olacak? Soruyorum. O zaman onu alacaksın. Bunu almak da 650 milyar TL asgari ücretin istisnası. Alabilir misin? Alamazsın. O yüzden bize yapısal, adam akıllı, bu ülkeye refahı getirecek programı getir. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası. Biz 3 ay 5 ay bu sıkıntıyı çekelim. Yine aynı noktaya geldik. Evet ama başka çıkışı yok. Hiç olmazsa sürünmeyelim. Sürünüyoruz ya. Niye sürünüyoruz biz? Adam gibi program lazım bize. Başka yolu var mı bunun? Yani aslında yine aynı noktaya geldik derken de Meliha Hanım. Hep hani burada sistem problemini konuşuyoruz ya, sistem arızasını, Türk tipi başkanlık sistemindeki arızaları konuştuğumuz noktada yine ekonomi politikalarına çıkıyorlar. Demek ki bu sistem tutmadı, bu sistemle yürümüyor. Bu sistemin sadece ekonomi politikalarında değil, bizim siyasi, parlamento, meclis ya da tek adam rejiminin dışına çıkmasıyla çözülecek bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Bu sistemin neden tutmadığına ilişkin çok güzel bir örnek. Geçenlerde bir startup. Startup ne demek? Belki de bilmeyen vardır. Bir girişimci vatandaş. Bu girişimci yeni bir fikirle ortaya çıkmış. Türkiye ekonomisi için faydalı olacağını varsaydığı bir girişim var ortada. Küçük bir şirketi var. İstanbul'da çalışıyor. İş adamlarıyla görüşüyor. Finansman bulmaya çalışıyor. Yurt dışına gidiyor. Oradan görüşmeler yapıyor vesaire. Böyle 30 küsür yaşlarında bir insan. Ya Ozan dedi, herkes bana şunu söylüyor. Ankara'da ofis aç, Ankara'da ofis aç. Biz de Ankara'da niye ofis açalım? Niye diyorlar sence bunu? Ya işte bu kadar görüşmeleri yaparken hükümetle de mutlaka görüşmen lazım. Orada bağlantılar, partiden hükümet bağlantılar bulman. Külliye mi? Külliye demekler. Hükümet doğru değil. Doğru. Çok doğru. Önemli bir soru sordun. Artık hükümet yok çünkü. Ve şunu fark etti biliyor musun? Ya benim arkadaşlarım, benim gibi bu işleri yapan iş insanları, girişimcilerin hepsi Ankara'da birer büro açıyorlar. O bürolarda partiden, parti diyelim hadi yani AKP diyelim ya da MHP'yi de içine katalım. Külliye diyelim, bu iktidar kompozisyonu diyelim. Bu iktidar kompozisyonuyla temas kurmadıkları takdirde kamu bankalarında kolaylık görmüyorlar, teşvik alamıyorlar, bu kadar istisnadan faydalanamıyorlar. Bunlardan faydalanmadığı takdirde nasıl rekabet etsin? Şimdi benim diyor şirketimin rakibi şirketler bu avantajlardan faydalanıyor. Ben faydalanamazsam nasıl rekabet edeceğim? Ben de mecbur Ankara'da büro açıyorum. Onlar nasıl faydalanıyor? Daha çok külliyeye yakınlıklarıyla faydalanıyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındakilere. Ya sana bir şey diyeyim mi? Erdoğan'ı gören de yok ya. Orada artık böyle bir şey yaratın. Yani inanılmaz bir sistem kurulmuş aslında değil mi? Bakanlar var. Evet. Görüntüde bakanlar var. İşi yapan külliyedeki ofisler. Danışmanlar. Ofisler üzerinden iş yürüdüğü için... Aynen. Ofisler Türkiye'yi yönetebiliyor mu? Hayır, işte böyle bir tüfeğli sınıf, ayrıcalıklı, bütün imtiyazları ele geçirmeye çalışan açgözlü, asalak bir sınıf üredi. O asalak sınıfı sırtımızdan atamadığımız sürece, ki atmamız da çok zor çünkü bu asalak sınıf siyaseti de finanse ediyor. Yani şimdi desem böyle bir asalak sınıf üredi Türkiye'de, sırtımızda bütün vergileri emiyorlar, harcamaları emiyorlar desem, mesela bir AK Partili'ye bunu söylesem, olur mu canım o bizim partimize çok yardım ediyor der. Neden? Çünkü neden yardım ediyor sizin partinizde bu insanlar? Çünkü bu şekilde sizden imtiyaz elde ediyorlar. Sistem ondan çürümüş. Bu arada iktidar partisinin tabii ki ortaya koymuş olduğu, sergilemiş olduğu tavır o kadar önemli ki. Çünkü iktidar partisi nasıl bir tavır sergilerse diğer partiler de o tavrı sergilemeye meyilli oluyor. Evet, mecbur kalıyor. Böylelikle toplumun hem... düzeninin bozulması hem de aslında bize göre olan ahlak normlarının, örneğin ticaret ahlakı normlarının değiştiğine tanıklık ediyoruz. Bu o kadar önemli bir mesele ki bizi kim yönetiyorsa, yani evin reisi kimse aslında onu örnek alır herkes. Genellikle küçük hani çekirdek ailelerde, Türk tipi ailelerde. O zaman bu sistemin komple değişmesi gerekir. Sadece örnek almak da değil, mecbur kalıyor. Şimdi mecbur kalmak. Basit bir şey düşünelim. Bir A şirketi var, yanında da B şirketi var. A şirketi vergi teşvikleri alıyor hükümetten, hükümet değil. Haksızlık değil mi bu? Külliyeden torpilli, ekstra ne bileyim. Kamu bankaları. Kaçak işçi çalıştırıyor, kimse dokunulmuyor. Anahtar. Tabii kaçak işçi çalıştırıyor, Suriyeli kaçak işçi çalıştırıyor, Afgan kaçak işçi çalıştırıyor. Hiçbir iş müfettişi onu denetlemiyor. SGK denetimi geliyor, kimsenin umurunda değil. Her türlü ayrıcalıktan faydalanıyor bu A şirketi. B şirkette bütün kurallara uyuyor. B şirketinin malı 100 lira, A şirketinin malı 70 lira. Bu şirket nasıl rekabet etsin? Mecbur aynı tezgaha düşmek zorunda B şirketi de. Diyecek ki kardeşim kime para veriyoruz? Kime bağış yapıyoruz? Ha şu cemaate mi bağış yapıyoruz? Buyurun 8 milyon dolar, 9 milyon dolar. Hangi partiye bağış yapıyoruz? Şu mu? Hemen yapalım. Bize de verin bu teşviklerden kardeşim, çünkü ben rekabet edemiyorum. Örnek almak değil, zorunda kalıyor bütün iş dünyası ve kirleniyor iş dünyası. Siyasetin finansmanı gerçekten en kritik konu ama mali eylem görev gücü var ya, denetime başlayacak. Bak Dünya Bankası asıl sıkıntı 15. madde 5. bende gelince Türkiye'nin siyasetin finansmanı. Tabii. Bir de piyasalar siyasetin var ama. Finansmanı değil, para. Kirli para. Evet, bir de piyasalar var. Şimdi mesela dolar piyasasına baktığımızda, euro piyasasına baktığımızda kurların da Türk lirasının değer kaybını tetiklediğini unutmayalım. Şimdi seçimin hemen sonrasında biraz düşüş oldu dolarda, euroda, faizlerde. Ama hemen sonrasında ne olacak bunu da bilmiyoruz. Birazdan ona da bakacağız. Ama şimdi barınma problemine muhakkak ki değinmek istiyoruz bu haftada. Hem krediye erişimdeki sıkıntı sebebiyle ev sahibi olmak hayal oldu. Hem de çok pahalı. Türkiye'de konut stoğu 1 milyona yaklaştı ve konutların lüks olanları aslında çatır çatır satılıyor efendim. İşte bak. Zaten sorun da burada. Yani lüks tüketim artmış vaziyette ama orta halli ve dar gelirli için herhangi bir seçenek yok. Bu lüks otomobilde de böyle. Bu da aslında toplumdaki eşitsizliği ve dengesizliği gösteren en net durumlardan biri. Stoklarımız çok fazla, konut stoğu, ama evler satılıyor mu? Orası tartışılır. Haberden sonra konuşacağız. Normalde biz gayrimenkul sektöründe ayda yaklaşık 120-130 bin civarı satış bekleriz sektörün sağlıklı büyümesi adına. Peki bu kayıp nereden kaynaklanıyor? Baktığımızda ipotekli satışların oranı toplam satışların içerisinde yaklaşık %8-9 bandında gidiyor. Sağlıklı bir piyasada bunun %30 civarında olmasını bekleriz. Piyasanın sağlıklı olmadığının göstergesi kabul ediliyor konut satışlarındaki bu düşüş. Düşüşün nedeni ise krediye erişimdeki sıkıntı ve faizlerin yüksek olması. Şu anda aslında talep var. Yani finansmana erişim olsa talep var. Çünkü zaten Türkiye her zaman nüfusu artan, hane halkı küçülen, kentleşen, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bir ülke. Bu sebebiyle aslında talep var. Fakat şu anda talep öteleniyor. Bu da neden oluyor? Yüksek konut faizlerinden kaynaklanıyor. Finansman maliyeti yüksek olduğu için de ipotekli satışlarda ciddi anlamda bir düşüş görüyoruz. Parasal sıkılaşma sürecinin ilk etkisi kredi faizlerinde artış olarak görüldü. Konut kredilerindeki yükselişte ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini suya düşürdü. Parası olan zaten krediye ihtiyaç duymadan milyonluk evlerin sahibi olabiliyor. Orta gelirli ise krediye erişemediği için ev sahibi olamıyor. Sahip olmak istediği evin değeri ise günden güne artıyor. Konut finansmanında tabii faizlerin yüksek olmasının yanı sıra bazı biliyorsunuz limitler de var artık şu anda. Özellikle ikinci el konut satışında inşaat maliyetleri artmaya devam ediyor. İnşaat maliyetleri Merkez Bankası verilerine baktığımızda geçtiğimiz seneye göre %68 oranında artmış görünüyor. Bunun bir kısmı işçilik maliyetinden kaynaklanıyor, bir kısmı ise malzeme endeksinden kaynaklanıyor. Satılmayı bekleyen konut stoğu artıyor. İlanda bekleme süresi uzadıkça fiyatlarda stok balonu da şişiyor. 70 gün, 75 gün civarında kapanan satılık konut işlemlerini şu anda baktığımızda 95 gün, 100 gün bandına çıktığını görüyoruz. Yani stoğun biraz daha birikmesine yol açıyor. Satın alamayan kiralığa yöneliyor. Bu kez de artan taleple kiralık fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz seneye göre kiralık fiyatlarında %76'nın üzerinde bir artış gözlemleyebiliyoruz. Burada özellikle büyük şehirlerde Ankara başı çekiyor. Ankara'daki kiralık fiyat artışlarında %105 gibi bir artış görüyoruz. Ankara özellikle geçtiğimiz sene depremden sonra ciddi bir talep aldı. Ankara'dan sonra aslında en çok yine İzmir, Ege bölgeleri, işte Muğla, yazlık bölgeler, Antalya, Mersin gibi bölgeler ön plana çıkıyor diyebiliriz. Kredi çekip ev sahibi olamayan aylık konut kredi taksidi kadar kira ödemeye mahkum oluyor. Efendim, konut ve barınma kriziyle ilgili en başta ben Meliha Okur'dan fikirlerini istirham ederim efendim. Sıkıntıyı biliyoruz tabii ki hepimiz. Hepimiz yaşıyoruz. Valla ben de Meliha Hanım şimdi evimi değiştiriyorum. Dolaşıyorum. Ev sahipleri de haklı, kiracılar da haklı. Yani o kadar değişik bir durumun içindeyiz. %25'i niye getirdiler Merve? Emlakçılar artık bıkmış vaziyetteler. Çünkü emlakçılar diyor ki fiyatlar çok yüksek ve biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Merve Hanım lütfen sesimizi duyurun diyorlar. Bunun adı fiyat anarşizmidir. Enflasyonun yarattığı sorundur. Biz de bu programda Ozan sen hep birlikte altını çizdiğimiz konu. Fiyat anarşizmi durmalı Türkiye'de. Ben bu konuya verilerle bakmayacağım. Merve, ev alma şansın var mı? Vallahi şu anda bütçeme göre yok. Ozan senin? Peki araba alma şansın var mı? Arabanı değiştirme şansın var mı? Öyle yapıyorum. Araba. Senin? Var tabii ki. Çok şükür kazanıyoruz ama değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü bugünkü yol ve yolculuk bu ülkede satın alma göstergesi gücü olan insanların artık konut ve araba almakta zorluk çekeceğini gösteriyor. Peki onlar ne yapıyor? Gel ben biraz farklı bakayım. Onlar tasarruftan vazgeçiyor. Çok güzel bir yer. O yüzden tasarruftan vazgeçtikleri için aman sen de gününü yaşa diyorlar. O yüzden 3 günlük dünya diyor. 3 günlük dünya diyor. Herkes doğru, diyor ya bu ülkedeki bütün restoranlar dolu, publar dolu, orası dolu. O yüzden oraları dolduruyorlar. Lüks tüketim ithalatına baktığında artış var. Aynen öyle. Artışın nedeni bu. Ve bu insanlar zenginmiş gibi görünüyorlar ve zenginmiş gibi yaşıyorlar. İşte %25'lik bandın, uçan enflasyonun yarattığı sosyolojik sonuç budur. Ağzınıza sağlık. Sosyal Güvenlik Bakanı, Aile Bakanı, haydi buyurun beraber bunu tartışalım, bizden korkmasınlar. Meliha Hanım harika anlattınız. O kadar güzel bir özetti ki. Geçenlerde tam da Meliha Hoca'nın dediği şey arkadaşımın başına geldi. Normalde hayatta almayacağı bir marka gömlek almış. O dedim iyisin paranı. Ne yapalım dedi, parayı biriktirip ne yapacağız? Bak bu parayı biriktirip ne yapacağız sorusu Türk halkının çok güzel sorusu. Çünkü orta neden? Sınıfın. Parayı biriktiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yine ev almaya yetmiyor. Bir bakıyorsunuz yine şöyle dünyanın başka bir ucunda güzel istediğiniz bir ülkede yine tatil yapamıyorsunuz. Evet, araba alamıyorsunuz. Bodrum, Antalya'da otel fiyatlarını gördünüz mü? Otel fiyatlarını lütfen inceleyiniz efendim. Ne yapıyor? Bir de şöyle parayı biriktirdikten sonra değerlendirebileceğim bir imkan olsa ne bileyim döviz imkanı, altın imkanı şu. Onlar da enflasyondan bastırılıyor Merkez Bankası'da. O da bir fayda etmiyor. Para biriktiren enflasyona ezdiriyor parayı. Yani yastık altına atınca da aslında çeyrek altına atar bizim Türk halkı. Atıyorlar. Atıyorlar ama yani çeyrek altın olmuş kaç para? Hilal'cim artık gösterelim bence grafiklerimizi. Altın darbane altın yok Melih Hanım ama ben şimdi hemen göstereceğim. İzin verdiler ama değil mi? İlk tablo. Hemen burada Ozan Gündoğdu ve Meliha Okur yorumlarsa çok mutlu olacağım. Dolar 32.04 seviyelerinde, euro 34.75, gram altın 2457 lira efendim ve çeyrek altın. Türkiye'de çeyrek altın bir gelenektir, kırmızı çizgidir. Çünkü ev hanımı da, öğrenci de, küçük orta ölçekli çalışanlar da en azından bu ayda bir yastık altına çeyrek altın atayım ister. Ama 3921 lira. Büyük para. Hele ki bir de düğün mevsimi yaklaşıyor. Evet. Şimdi insanlar... Nasıl evlenecek insanlar? Dediğim şu, demin programın başında dedim ki haysiyetine dokunduğun zaman milletten, Türk'ten ses çıkıyor. Gerçekten bizim milletimiz kadar haysiyetine düşkün bir millet yok. Şimdi bu az şey değil. Gururlu bir milletiz. Biz gururlu bir milletiz. Atıyorum yakınım evlenmiş, evlenecek. Ya oraya benim bir... Yarım altın götürmem icap eder diye düşünüyor, çeyreğe düşüyor. Çeyrek o bana altın... takmıştı, ben de ona nasıl takmalıyım. Şimdi bu türlü sorun yani. Türklerde. Evet öyle, türlü sorun yani şimdi bu. Başka bir şey var. Emekli maaşlarını bu kadar düşürünce sadece emekli sorun yaşamıyor. İnsanların annesi babası çocukların eline bakmaya başladı. Bak burada da başka bir şey var. Bizde önümüz bayram. Emekli ne yapacak? Çoluğuna, torununa harçlık verecek. Bunu veremiyor. Bak bu çok büyük kriz bunlar. Harçlık sosyal vermeyi kriz. Bırak belki de ona bir tatlı bile ikram edemeyecek yaşlılarımız ve büyüklerimiz var. Şimdi torun da artık fiyatlardan haberdar. Tamam mı? Dedesi diyecek ki 100 lira al. Ah nerede o eski bayramlar? Şimdi o... Ama şimdi şey yapmışlar sevgili Meliha Hanım. Tarife çıkarmışlar bayramda. El öpme tarifesi bu. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Bütün çocuklar, bütün gençler, küçükler bu tarifeyi kaçırmayın. Elini öptüğünüz her kişiden yaşınıza göre paranızı isteyiniz. Ya para yoksa? Para yoksa artık... Zaten bari sorunlar. Şeker olsun para yoksa. Çikolata da zor çünkü kakao fiyatları bu sene uçacak. Evet. Ancak ben altına bakıyorum, dövize bakıyorum. Enflasyonla mücadele ediyorsak dövizle ilgili değil mi? Ne yapıp edip dövizi bulmamız lazım. Dövizi nasıl bulacak Türkiye? Paraya erişmesi lazım. Ay Meliha Hanım, dövizi nasıl bulacak derken... Şimdi bankaya gittiğinizde euro çekmek istediğinizde daha önceden randevu aldınız mı diye soru soruyorlar. Örneğin ATM'den, banka ATM'sinden sadece 50.000 TL'ye tekabül edilen euro çekebiliyorsunuz. Ne bileyim 2.000 doları, 3.000 doları çekmek için dahi randevu almanız gerekiyor artık bankalardan. Evet. Çok büyük bir sıkıntı. Çünkü aynısını yaşadığım var. İçin, evet. Aynısını yaşadığım için dün değil evvelsi gün bunu yaşadım. Ya bu hakikaten dev bankalara yakışmayacak bir sorun. Bu bankacılık sistemiyle evet. ilgili değil. Serbest piyasa ekonomisi mi, kontrollü ekonomi mi? Bir kere bununla ilgili iki başlılığı çözmemiz evet. lazım. Merkez Bankası'nın aldığı bir karar var. Bazı konularda marjları indiriyor. Ona girmeyeceğim. Tamam ama bunun nedeni şu. Biz nasıl bulacağız parayı? Önümüzdeki günlerde bir büyük banka satışını duyabiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok seviyoruz. Büyük ihtimalle para bize Körfez'den gelebilir. Hani Doğu banka ve Güneydoğu'ya burada kalalım. Gerisine peki, girmeyelim. Tamam. Güneydoğu'ya ve Doğu'ya büyük şey vardı. Yatırımlar yapılacaktı. Hı hı. Sanıyorum hatırlar kırılamıyor. Birinci konu bu. Yabancı doğrudan sermaye girişi için rotayı iyi izlememiz gerekiyor bayram sonrası. Altına baktığımda ben bir soru soracağım hiç isim vermeden. Kapalı Çarşı'da Merkez Bankası'nın döviz topladığı ofis var mı? Var, olmaz mı? Şimdi dün döviz büfelerinin 40 döviz büfesiyle çalışan bir ahbabım var. Telefon açılıyor, ilgili birimle konuşuluyor. Adres olarak bir başka altın ve döviz şirketine yönlendirme yapılıyorsa benim kafam karışır. Bu kadar. Ne demek? Nasıl? Yani döviz bürosu yok. Ama güçlü bir döviz ve altın işlemi yapan şirkete orada bozdurabilirsiniz. Yönlendirmesi yapılıyorsa dururum ben. Artık yani kamu kaynağı oraya yönlendiriyor. El altından mı yani? El altı değil. Merkez Bankası'nın döviz satın alındığı, satıldığı yer, topladığı tanıdık yer varsa burada o olacak. Şirketine yönlendirme yapılıyorsa evet. ben orada dururum. Yani işte bak, yardımcı rolde arkadaşın dediği, şey Ozan'ın işte dediği konuya açıklık getiriyoruz. Ahbap çavuş aynı ilişkisi mi oluyor? Bu ahbap çavuş ilişkisi ve şey olduğu zaman bu ahbap çavuş ilişkileri siyaseti finanse ettiği zaman kimse buraya dokunamıyor da. Yani ana konumuz bu. Şey ahbap çavuş ilişkileri, akrabalık ilişkileri çok falan. Kritik bir konu. Evet. Çerçeveyi çiziyorum. Hiçbir şekilde isim vermem ama Türkiye'nin ana gündem konularından birini söylüyorum şu an ya. Evet, lobicilik aslında bir anlamda. Yani siyasetin finansmanı, evet. arka kapı yoluyla işi götürme, buralardan aynen. gelen kaynak parayı da istemiyoruz. Mali eylem, görev gücü denetime gelecek. Evet. Bu siyasetin finansmanı deyince belki çok kısa açmakta fayda var. Siyasetin finansmanı deyince siyasetçilerin kazandığı para değil. Siyaset dediği şey aynı zamanda binlerce, milyonlarca insanın bakımını da üstlenmek anlamına geliyor. Yoksul mahallelere gidin. Buralarda siyasetçiler nasıl oyalıyor? Yemek dağıtıyorlar, para dağıtıyorlar değil mi? Tabii biz onu kastediyoruz. Yoksa, bu hikaye zaten hep böyleydi. 2002 yılına gittiğimizde o parayı nereden buluyorlar? Patates soğan meselesi. Öyle var. Tabii ya, canım yani doğru. şeydi. Ama o parayı nereden buluyorlar? Bak çok enteresan, çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 faaliyet raporunu Google'a yazsınlar bulurlar. 180 sayfalık bir rapor. Bu raporda verilen bir destekten bahsediyor. Ulusal ev ziyareti programı yapılmış Meliha Hocam. Ulusal ev ziyareti adı yani? Bu. Adı bu. Programın adı bu. Ulusal ev ziyareti programı. Ulusal ev ziyareti programı için 500 milyon küsür TL harcanmış. Evet. Yani binlerce bakanlık personeli görevlendirilmiş. Ağustos 2022'de başlıyor. Ne zaman bittiğini birazdan söyleyeceğim. Ağustos 2022'de başlıyor. Binlerce bakanlık personeli ev geziyor. Yoksul, muhtaç haneleri ev geziyor. Tespit ediyor ve diyorlar ki Erdoğan'ın selamını getirdik. Var mı bir ihtiyacınız? Bir uğrayalım, çayınızı içerim. Yarım saat görüşülüyor. Bu esnada bu hanenin acziyeti kullanılarak aynı zamanda sosyal yardım listesine alınıyor bu hane. Daha sonra aile destek programıyla bu hanelere 850 lira ile 1250 lira arasında, yani aslında çerez parasıdır ama muhtaç insan için bir paradır bu. Bu kadar parayı dağıtıyorlar. Bu şekilde 3.3 milyon haneye gezilmiş. Bakanlık faaliyet raporunda yazıyor. Ulusal Evzi. 3.3 milyon hane. 3.3 milyon haneye gidilmiş. Hane büyüklüğü 4 kişiden hesaplasak 12 milyon insana bu şekilde değilmiş. Bu bir parti programıdır. Bu bir parti faaliyetidir. Siyasi parti faaliyetidir. Sosyal yardım böyle yapılmaz. Peki ne zaman bitirilmiş? Ağustos 2022'de başlıyor. Temmuz'un sonunda bitiriliyor. Erdoğan seçimi alıyor. Konuyu kapatmışlar. Ama sosyal devlette de sosyal yardımlarla geçinmek zorunda olmayan vatandaşlar vardır. Evet. Bunu da unutmayalım. Yani insanlara yardım etmek hepimizin boynunun borcu. Tabii ki dar gelirlisi de olur bir devletin, bir vatanın. Varlıklısı da olur, zengini de olur, fakiri de olur, orta hallisi de olur. Ama önemli olan yardıma muhtaç olmamış olan toplumdur diye düşünüyorum. Ama siyasetçinin işine geliyor. Ne kadar muhtaç olursa oyunu o kadar kolay oluyor. Çünkü minnet duygusu aslında bununla birlikte ortaya çıkıyor ve o minnet duygusuyla aman siz olmasaydınız ben ne yapardım gibi bir fikir ortaya çıkıyor sandık başına gittiğinde. Bir hafta önceki sonuç yoksulluğun yönetilemeyeceğini gösterdi. Doğru söylüyorsun. Evet. Hemen hızlıca konuyu değiştireceğiz efendim. Bu haberi çok seviyorum. İlk kez 11 ilde kadın belediye başkanları seçildi. Gurur duyuyoruz. Çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorların maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Her türlü kaprisine katlanan sevgili eşim. Kadın başkanlar yerel seçime damgasını vurdu. 6'sı CHP'nin adayı 11 kadın illerde belediye başkanı oldu. İstanbul'da Üsküdar, Bakırköy ve Maltepe ilçelerinin belediye başkanları artık kadın. Trakya'ya da kadın eli değdi. Edirne ve Tekirdağ ilk kez kadın belediye başkanıyla buluşmanın coşkusunu yaşadı. Tekirdağ bir kadın eli, değmeli ve halkım artık gülmeli. İllerde AK Parti'den tek kadın belediye başkanı, bir dönem daha Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı, CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce, CHP'li adaylar Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkanı artık. Yurdumu, milletimi, çok sevmektir. Seçimden önce DEM Parti'ye yönelik sözleriyle dikkat çeken CHP'li Burcu Köksal da en yakın rakibine 19 puan fark attı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu. Kürsüden andımızı okudu. CHP'li Özlem Çerçioğlu da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bilecik Belediye Başkanı da yine CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı oldu. Bilecikliler seçim sonuçlarını sokaklarda coşkuyla kutladı. 5 yıl boyunca gecemi gündüzüme katacağım. Başkanlarımın ifade ettiği gibi kazandık. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorların haviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. İstanbul'un ilçelerinde de CHP'nin 3 kadın adayı kazandı seçim yarışını. Maltepe'de Esin Köymen, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovaloğlu, Üsküdar'daysa Sinem Dedetaş birinci çıktı. Dedetaş'ın 2019'dan önce Haliç Tersanesi'ne alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıktığı için AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanmıştı. 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu şehir hattı Hatlarına genel müdür olarak atandı ve tersanenin amiri oldu. Üsküdar yarışında da en yakın rakibine, AK Parti'nin adayına 7 puan fark attı. Üsküdar kazandı, hepimiz kazandık. Zafer bizim olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İzmir Çeşme'de yine CHP'nin adayı Lale Denizli belediye başkanı olurken DEM Parti'de eş başkanlık sistemiyle kazandığı illerde belediyeyi kadınlarla yönetecek. En genç kadın belediye başkanı ise Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkın beldesinde seçildi. 22 yaşındaki Zeynep Çelik bağımsız aday olduğu Kalkın'ın belediye başkanı oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Tüm kadınları kutluyoruz. Tek tek ziyaretlerine Meliha Hanım'la birlikte gitme kararı aldık. Ozan da gelsin. Ozan'ı da alıyoruz çünkü Ozan bir kadın destekçisi. Feminist kadın erkek. Hakları, feminist erkek. Feminist erkek ilan ediyoruz. Evet. Ancak Türkiye'de yerel yönetimde kadın belediye başkanları platformu var. Başkanı da bizim Nurgül Uçar arkadaşım. Nurgül'e soruyorum, sayı 200 oldu mu? Henüz olamadı diye düşünüyorum. Hangi parti olursa olsun. Tabii Fatma Hanım'ı kutluyorum. Şimdi Fatma Şahin'i bu arada kutlamak istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı hakikaten başarısını yineledi. Bu değişmeyen bir gerçek. AK Partili Fatma Şahin. Diğer CHP'den kazanan tüm kadınlarımızı tekrar kutluyoruz. MHP'den olanlar. Var mıydı? Hangi partilerdi Meliha Hanım? Kütahya'da MHP var, ziyaretine gideceğiz. Fatma Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Onun dışında 11 CHP. Tabii ki Eskişehir'de Ayşe Hanım'la söze başlayacağım. Hepsini kutlayacağım ancak yetmez. Ben bu seçimde 60'ın altında kadın beklemiyordum. Ben çok üzgünüm. 11'le seviniyoruz. Hayır, sevinmeyelim. Kadın yüzyılında bu ülkede yerel yönetimleri kadınlar değiştirir. Bu arada tasarrufu yapan da onlar, eve bakan da onlar, kentleri onlar güzelleştirir ya, kadın bakış açısı. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hiç kadın aday göstermeyen partiler de var. Bu arada Murat Kurum'u bilirsiniz. Kendisi beyefendilerin görüntüleriyle bu dönem kadın hareketi yaşatacağız demişti. Arkada hiçbir kadın görememiştik. Hakeza sonuçta zaten öyle oldu. Ama neyse ki diğer partiden kadınları görebiliyoruz. Kadınların da bence anladığım kadarıyla, siz daha yorumlarsınız, bu vaziyet sempatisini arttırıyor. Yani aslında CHP'nin seçim başarısındaki önemli sebeplerden biri kadın muhtarlar çok önemli. Kadın muhtarlar özellikle de çok, mesela pek çok kişiden şunu duydum. Kime verdin muhtar oyunu diye birbirlerine sor. Tanımıyorum ama kadına verdim diyenler. Harika ya. Çokça fazlaydı bu benim çevremde. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak, erkeğin sesi çok çıkar. Bu işlerden rahatsız olanların sesi çok çıkar. Ama genel çoğunluk bizde kadını sever. Kadın olduğu zaman daha güvenli hisseder. Daha saygılı davranmak için en azından biraz frene basılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki siyasette de kibar, centilmen beylerin olması ve o eril dilin, kaba dilin daha fazla duyulmaması adına biz de buradan ricada bulunalım. Çünkü siyasetçiler nasıl davranırsa bu tüm topluma sirayet ediyor. Ne kadar şiddet ve ayrıştırıcı dil kullanılırsa o kadar topluma bunu işlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz de buradan tabii ki taleplerimizi dile getirmiş olalım. Evet, bence çok, bu seçimin en olumlu sonuçlarından bir tanesi oldu. Çeşme'de çok genç bir kadın belediye başkanı var. Lali de buradan öpüyorum. Lale Denizli'ye. Lale Denizli. Harika. Kesinlikle. Yani genç. Ay, çok dinamik. Özür diliyorum, böyle araya girdim ama. Sevincimizi kutlayalım kadınlar için. Beni en çok bu mutlu etti. Çanakkale'de 22 yaşında bir genç kadın bağımsız kazanıyor bir de. Bu çok ciddi bir başarı. Hatta DSF'de şu anda ekranımızda 22 yaşında. Değil mi? Çok tebrik ederiz buradan. Gurur duyuyoruz. Yollar açık olsun. Her zaman destekleme gidelim. Hep birlikte gidelim, görelim. İyi şeyleri buradayız. Kadın dedik badem, yine kadınlarla devam edelim. Beykoz Eğitime Destek Derneği 2005 yılından beri okumaya istekli ama maddi durumu el vermeyen çocuk ve gençlere burs sağlıyor. Ama aynı zamanda annelere de ulaşıyor. Meşale annelerin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Onların arasına da katılmanızı temenni ediyorum efendim. İyilik dükkanı gönüllü çalışan kadınlar tarafından işletiliyor. Kızım geldi, beni seyretmeyin. 2 sene önce meşale anneye başlamıştım. 4 sene devam ettim. Sonra benim ufak oğlum olmuştu. Ara verdim ama çok sevdiğim için geri döndüm. Atatürk ilke ve değerlerini anlamak, onun yolundan gitmek, önemsemek bu oluyor aslında. Bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla laikliği ilan etmiştir. Onlar Beykozlu meşale anneler. Sadece kendilerini değil, çevrelerini, ülkelerini de aydınlatıyorlar. Her hafta toplanarak liderleri eşliğinde kitapları okuyor meşale annelerimiz. Önceden hiç bilmiyordum kitap okumayı. İşten, Bedesten geldim. Ne güzel. Allah razı olsun. İlk defa mı böyle sahneye çıkacaksın? Evet. Ablası. Ablası. İzlemeye mi geldiniz? Hayır, aynı grupta. Ben ilk başladığım zamanlar ara kitap da okuyordum, kitaplarımı bitirip. Son sene biraz 2-3 senedir tembel öğrenci oldum. Kitaplarımı bitiriyorum herkesten önce ama ara kitap okumadım. Evde sunum yaptım onlara. Alkışladılar. Beykoz Eğitime Destek Derneği 2005 yılından beri okumaya istekli ama maddi durumu el vermeyen çocuk ve gençlere burs sağlıyor. Okuma salonları, kütüphaneler, hatta okullar yapıyor. Yıllardır pek çok genç onlar sayesinde hayallerindeki gibi eğitime kavuşuyor. Hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasını istemedik. Onlara eğitim bursu sağlamak istedik. Listede bir değişiklik yokmuş gibi görünüyordu. Hiçbir adım üstü çizilmemişti. Okuma gruplarımız sadece eğitimde destek verdiğimiz öğrencilerin annelerinden oluşmuyor. Dışarıdan da anneleri alıyoruz gruplarımıza. 16 yıldır anneler kitap okuyorlar. İşte Meşale Anneler projesi de böyle başlamış. Anneler bir araya gelerek kitap okuyorlar. Yetmiyor, sahnede sunum yapıyorlar. Atatürk ilkeleri de olabiliyor o sunumlarda. Gandhi'nin hayat öyküsü de. O zorla geri geldim ama şu an 8. yılım ve de ailem diyorum. 2 yıldır Meşale Annesi'nin. Ne düşündün Gandhi hakkında? Bizim Atatürk'ümüz gibi. Ne güzel değil mi? Çok şeyler yapmış ülkesine. 8 senesi vardır rahat. Yani başlangıçtan beri birlikteyiz. Kimlerle geldin? Birlikte. Ablam da aynı gruptan. Ben de 12 sene oldu. Allah izin verirse. Harika. Yani hep kitap okuyoruz ama ilk defa böyle bir sunum yapacağız. Hepimizde küçük bir heyecan var. 5'te çıkacağımı bile bile... Yani acaba yetişebileceğim mi? Tatlı bir heyecanla deneyimliyorlar sahneyi, kendilerine inanarak, güvenerek, sorgulamayı, düşünmeyi geliştirerek ve ışıl ışıl aydınlatarak çevrelerini, şimdiki hedefleri, diğer ilçelere örnek olmak. Bunlara kaynağı nereden buluyorsun? 2. el eşyaları, bütün ev aksesuarı, kıyafet, ayakkabı, çanta, küpe, aklınıza ne gelirse 1. elde olur, 2. elde olur. Bağış olarak kabul ediyoruz. Buradan ciddi anlamda elde ettiğimiz gelirle fen laboratuvarları yapıyoruz, kimya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, robotik sınıflar yapıyoruz, okullara ana sınıfı açıyoruz. Cumhuriyet kurulduktan bu yana kaç kadın aday? 213. 200 aştık mı Meliha Hanım? Aşmışız. Süper. 1930'dan bu yana güzel değil mi? Güzel, daha fazlası lazım. Sivil toplum kuruluşlarının da önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler hangi meslekte olursak olalım yardımlaşmanın onurunu ve değerini ruhumuzda taşıyalım istiyorum. Herkes dernek kurmak zorunda değil. Şahane sivil toplum kuruluşlarımız var. Güvendiğiniz, araştırmalarınız doğrultusunda inandığınız bir sivil toplum kuruluşuyla el ele verebilirsiniz. Hiç mi bir şey bulamadınız? Gidiniz efendim muhtarlığa, gidiniz bir devlet okulunun kapısına. Kimin kısıtlı imkanları var? Öğrenin, ona destek olmaya çalışın. Bir kalem, bir defter, bir ayakkabı bile özellikle de bu kısıtlı zamanlarda öğrencilerimiz için çok değerli. Ya da ne bileyim halk ekmek büfelerine bile bağışta bulunabilirsiniz. O gün 10 tane ekmek bağışlayabilirsiniz örneğin. Şimdi Ramazan'ı da noktalarken çünkü Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Özellikle de sofrasına yemek koyamayanların sofrasına doldurma ayıdır en başta da. Bunun gerekliliğini unutmayalım. Bayramlaşırken de bunu unutmayalım. Eğer bir yere bağış yapacaksanız ve bulamıyorum diyorsanız çünkü öyle insanlarımız da var. Gidin halk ekmek büfesine, devlet okullarının kapısına bağışta bulunun. Onları mutlu edin efendim. Ben de bunu söylemek istiyorum. Evet, insan öyle bir yerde, öyle bir yerle temaslı olduğu zaman kendi tüketimini de sürekli sorguluyor. Mesela şunu düşünüyor. Ya bir çanta alacağım. Gerek var mı ya? Bu derneğe yardım yapsam bu çantayı alacağıma çok daha faydalı İnsanı olur. İnsanı diri tutan bir şey. Diri de tutan bir şey. Evet. Tabii. Bir şeye kafam takıldı. Ekrem İmamoğlu seçim esnasında bir şey açıkladı, gözden kaçtı. Neydi? Bunu çok önemsiyorum. 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara balık vereceğim dedi. Çok önemli. Bakın benim bir iş adamı, evet, ahbabım aradı. Bu projede yer almak istiyorum dedi. Hı-hı. Çocuklar sadece bulurlarsa ekmek yiyorlar. Bodurluk çocuklarımız et yiyemiyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun bu balık kampanyasını bir an önce kamuoyuna açıklaması ve harekete geçirmesi lazım. Keşke devlet okullarında da yumurtası, balığı ya da proteini veriliyor olsa tüm öğrencilerimizin. Tabii ki bu devletin, hükümetin işi ama yerel yönetimlerde de bu gibi durumların ortaya konulması hakikaten çok önemli ve değerli. Mansur Yavaş'ı da atlamayalım. Sosyal belediyecilik diyordu kendisi ve rekor bir oyla hakikaten tarihe geçti. Bu seçim sürecinde aslında dikkat çekici parti lideri tabii ki Özgür Özel'di. Özgür Özel'le ilgili bir yorumunuz vardı zannediyorum. Var. Ben bu seçime baktığımda yani seçimin haritasını kimse tahmin edemedi ama Özgür Özel'in ilk seçimiydi bu. İlk seçiminde hiç de buğday coğrafyası ve esnaf şehirlerinin olduğu bölgelerden yaptığı adaylık tercihleri gerçekten farklı olduğunu gösteriyor. Bir kere sınıfı geçen, başarıyı hak eden o bana göre. İkincisi tabii ki Özgür Özel'in farklı bir durumu daha var. İlk açıklamasında erken seçim istememesi, yaptığı açıklamalar siyaset diliyle ilgili kutuplaşmayı kırmaya dönük, ülkeyi kucaklamaya dönük bir yoldur. O yüzden Özgür Özel'i ziyarete gideceğim. Ses tellerinden ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dinleyeceğiz. CHP Genel Başkanı gibi konuşuyor artık. Bir de il başkanlıkları çok önemliydi bu seçimde. Özellikle AK Parti cephesinde il başkanlarıyla ilgili görevden almalar olacak mı gibi konular konuşuluyor. Ya da devlet erkanında bakanların yeri değişecek meseleleri varken CHP'de de işler değişik. O noktada da CHP için şunu söylemek lazım. 47 yıldır birinci parti olamıyor. Bu seçimde birinci parti oldu. Bunun anlamı da şu: 47 yıldır hükümet yüzü çok görmedi. Belki CHP dönemi Erdal deniyor ama o da CHP döneminde. Dolayısıyla CHP bir tür yerel yönetimler partisi haline geldi, evet, bu son yarım yüzyılda. Bunun şöyle bir sonucu oluyor. Yerel, evet, seçimlerde CHP örgütleri çok daha dinamik, çok daha aktif çalışıyor. Belediyeyi çok daha fazla istiyor. Genel seçimlerde ise AKP daha iyi. Çünkü orada da bir merkezi hükümet partisi, evet, var. Evet. Bu noktada yani o CHP örgütlerinin yerel seçimlerdeki başarısı buraya konmalı. Bir de Ankara'da kimdi? İstanbul'da kimdi? Ankara'daki İstanbul'da Özgür Çelik vardı. Değişimin de hani Kılıçdaroğlu'nun gidip Özgür Özel'in gelmesine de vesile, hı-hı, olan kurultaylarda bunlar, yani İstanbul'daki, hı-hı, öyle bir etkisi vardı. Şeyi de kavramış bence Özgür Özel. Bence seçimin yorumunu doğru yapmış. Şunu söyledi: sessiz sevinelim, vakarlı olalım. Hı-hı. Daha önce bize yapılanları biliyoruz ama bir intikam duygusuyla hareket etmeyelim. İnsanları verdiği oydan pişman etmeyelim demesi çok önemli. Neden? Çünkü bu oyların, CHP'nin oyunun %50 artması şu anlama gelmiyor. CHP'lilerin %50 arttığı anlamına gelmiyor. Bu oyların büyük çoğunluğu, bir de bakalım CHP'ye acaba onlar ne yapacaklar diye daha önce AKP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, belki başka partilere oy vermiş seçmenler. O yüzden orada bir vakarlı duruş gösterdi. O noktada tebrik etmek lazım. Ve şu sözü de çok önemli. Memleketine gittiğinde söylemişti bunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Milletten kredi aldık dedi. Heh. Yani aslında bu süreçte hem yerel yönetimlerin hem de parti yönetiminin şımarmaması ve milletten almış olduğu krediyi hakkıyla ödemesi ve bu 5 yılı da çok iyi değerlendirmesi gerekiyor eğer iktidar olmak istiyorlarsa. Bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum pek çoğunun. Bu. Ancak ama bilemeyiz. Ekonomik kriz var. Kimse bunu söylemeye korkuyordu. Türkiye ya böyle bir şey olabilir mi? Burada ama ekonomik kriz var. Krize kriz diyemiyoruz yıllardır. Ben diyorum gerçi ama. Partisi ekonomik krizdeki bir süreci devralmak istemez. Sayın Erdoğan MKYK'yı toplamış. Toplantıda öz eleştiri süreci başlatalım demiş. İktidar medyasını açıyorum. öz eleştirecekler de daha önce hiç yapmamışlar ki. Birisi diyor ki enflasyon çok kötü, diğeri diyor ki ne yapsın ya, enflasyonu, her yerde enflasyon var. Bunlar da eleştiremiyorlar. Ya o işi beceremiyorlar da pek. İşte yani onlar da bir batağa saplandılar. İktidar medyasını biz de isterlerse destek olabiliriz nasıl eleştiri yapılacağına dair. Burada her zaman sonuçta aynı camiadayız. Ama dediğimiz gibi özellikle de bir numaralı parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir süreç var önünde ve biz de gözlemliyor olacağız tabii ki yapılanları, yapılmayanları, söz verilip gerçekleşenleri, gerçekleşmeyenleri tabii ki bu masada yine konuşuyor olacağız efendim. Kimseye ayrım yok, biliyorsunuz ki. İyiler de kötüler de her zaman konuşulmalı. Evet, bu haftaki kitap önerimi hemen size göstereyim. Sevgili Murat Arel'in kaleme almış olduğu değerli meslektaşımız, çok da iyi habercilik yaptığını, belgeli habercilik yaptığını bir daha vurgulamak istiyorum. Bu kez diyor ki havala ve uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen krizi, terör finansmanı, bu üç sorun nerede buluşuyor diyor. Türkiye'ye giren uyuşturucu parası nasıl bir yolla aklanıyor? Çok önemli. Uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri milyonlarca doları yurt dışına çıkarmak için hangi yöntemleri deniyor? Döviz büroları ve kuyumcuların kara para akışındaki rolü ne? Doğru yere Meliha parmak basmış. Ben bilirim. Bir suç daha var. Haftaya konuşuruz. Değişti. Mali mesela diyor eylem, ki, görev gücü. Mesela diyor ki varlık barışından yararlanan suçlular kimler? Tabii. Çok önemli. Varlık barışı hangi amaca hizmet etti? Her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen uluslararası suç örgütleri neden geleneksel para aktarma sistemini kullanıyor? O kadar aslında önemli ki Havala kitabı, tüm dünyayı ilgilendiren havala nedir? Türkiye'de kimler kullanıyor? Murat Arel, sevgili meslektaşımız, değerli arkadaşımız kaleme almış Kırmızı Kedi'den. Bu merak ettiğiniz konuları okuyabilirsiniz. Ben çok merak ediyorum. Enteresan, enteresan konular. Evet. Bunu son 5 yılda bilerek yaptık. Yani para gelsin de akmış, karamış önemli değil. Gelsin bir şekilde denildi. Devlet bu işe göz yumdu. Şimdi kitaplarını okuyoruz. Evet, efendim, bakalım da hafta... ben bir şey söyleyeceğim. 29 işçi... Çayır çayır. Maalesef. Evet. İhmaller bu zinciri. İşçiye, işçi sağlığına verilmeyen şeyi, ihtimamı gösteriyor. Evet. Olmaz. Bunu kabul etmiyorum. Hatalı kimse acilen sorgulansın diyorum. Evet. İlgili yerel yönetim de buna dahil olabilir. Alışmamamız lazım. Bu evet. Hafta tabii ki başımız sağ olsun. Yangınlar, felaketler ama ihmaller zinciri, bu araştırılsın ve biz de takipçisi olacağız tabii ki NAV Haber Merkezi olarak. Ama bu hafta çok önemli bir efsaneyi kaybetti Türkiye. Sanat dünyası, senarist, yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu beyefendiyi son yolculuğuna uğurladı. Yeşilçam'ın devlerinden biriydi o. Çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle birkaç kez tanışma fırsatı bulmuştum. Hem öğrencilik yıllarımda hem de mesleki anlamda onunla sohbet etmek bile çok özeldi benim için. Bir devir kapandı Yeşilçam'da ama bu ülkeye bırakmış olduğu sanat mirası bizim için çok ama çok değerli. Günaydın sayın seyircilerimiz. Sizlere de bizler gibi saadetler dileriz. Avrupa İş Dünyası'ndan özel bir ödül aldım. Bir insan ömrüne sığmayacak çalışmanın bedeli diye. Türkiye'nin bay sineması, sinemanın köşe taşlarından birisi. Türker İnanoğlu ardında bir izlence kültürü bırakıp ayrıldı aramızdan. Kim? Kim var orada? Benim efendim. Siz mi? Siz kimsiniz? Sesiniz birine benziyor sesiniz. Kime benziyor? Fatoş'a. Fatoş'u mu? Kafana çal kızını! Bayramın gibisini zor bulursun sen! Abi, bu kızdan hayır yoktur sana! Yürü, yürü! Bırak dokunma kızıma! Defolun elimden! Mahalleyi başınıza yıkarım hadi vallahi! Ulan canı yeter, alırım ayağımı lan! Bırakın beni evden! 1936'da Safranbolu'nun seçkin ailelerinden birinde dünyaya geldi Türker İnanoğlu. Sevdası sinemaydı. Ömer Lütfi Akat ve Nişan Hançer'e asistanlık yaparak başladı mesleğe. 1959 yılında ilk filmi Senden Ayrı Yaşayamam'ı çekti. Bu filmi 10 yıllarca sürecek sinema macerasını taçlandırdığı 200'den fazla film izleyecekti. Bugün en az 3 neslin hafızasında en güzel köşelerde duran, gelecek nesillerin de hayatında olacağı kuşku götürmeyen filmlerdi onlar. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada şey... Ben mi? Senin papucun dama atıldı kızım. Şule, inanma bu zırdeliye. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Meslek hayatı sinema salonlarında, setlerde geçerken ailesi de o büyülü dünyanın bir parçası oldu. Türk sinemasının en kıymetli yıldızlarından Filiz Akın'la yaptığı ilk evliliğinden oğlu İlker İnanoğlu doğdu. Ardından yine o yıldızlardan biriyle Gülşen Bubikoğlu ile birleştirdi hayatını. Kızı Zeynep doğdu. İlker İnanoğlu ise babasının izinden gidecek, oyunculuk kariyerine daha küçücükken Yumurcak'la başlayacaktı. Kim bilir o çocuk ne kadar mutludur. Boşver kahraman, efkarlanmaya değmez. Zaman geçti, teknoloji gelişti, Türkiye değişti. Ama Türker İnanoğlu hep bir adım önde oldu. Erler filmi kurdu, sinemanın seyrini değiştirdi. 1979 yılında kurduğu Ulusal Video'yla ülkeyi videoyla tanıştırdı. En zor zamanında Türk sinemasına kan, can verdi. Doğan, Murat... Paralar, paralar! Ne olur lan? Ne olur, uyutmadın bütün gece boyu? Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor. Allah cezanı versin. TV arzı endam ettiğinde evlerimize, İnanoğlu ilk program yapımcıları arasındaydı. Siyaset, ekonomi, eğlence programlarında ilklerin altında imzası vardı. Unutamadığımız diziler dedi. Özel televizyonlar başladığında hem yapımcı hem yönetici olarak kadrolarda yer aldı. Ama gönlü asıl sevdasından hiç vazgeçmedi. Onlarca ismi hafızalara kazıdı. SESAM'ı kurdu, sinema emekçilerine sahip çıktı. TÜRVAK'ı kurdu, geleceğin sinemacılarına yol gösterdi. Kitaplarla tarihe not düştü. Kurduğu, işlettiği sinemalarla alan açtı. Kendisi bir sinema müzesi gibiydi. Açtığı müzeyle geçmişle geleceği bağladı. Ardında bir tarih ve sevenlerini bıraktı. Allahu Ekber. Özellikle de sinema, televizyon, gazetecilik okuyan öğrencilerin TÜRVA ziyaret etmeye devam etmesini mutlaka öneriyorum. Biz öğrencilik yıllarımızda başlamıştık buna. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Değerli sanatçımız Gülşen Bubikoğlu eşi, çocuklarına aynı zamanda torununa da Allah sabır versin tabii ki. Bu dünyada önemli tabii ki güzel eserler bırakmak, evet, ve iyilikler bırakmak. İnsanların yüzünde bir tebessüm bırakmak çok önemli. Giderken hiçbir şey götüremiyoruz ama çok şey bırakabiliriz. Ve hayatta aslında hepimizin yegane temelinin amacının bu olması gerektiğine inananlardanım. En azından geriye dönüp baktığında insanlar size sevgi ve saygıyla bakıyorsa bu paha biçilemez kadar büyüklükte bir değerdir efendim. Ve yıldızlarda hiçbir zaman ölmezler. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Efendim bizden bir haber gelecek şimdi. Süreyya Üzmez beyefendi ödüle layık görüldü. Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, kısacası ASTOP, vefa ödülleri arasında layık görüldü. Süreyya Üzmez Üstün Hizmet Ödülü aldı ve ASTOP kurucusu Veli Sarıtoprak'ın ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde topluma üstün hizmetlerde bulunan devlet adamı, bürokrat, iş adamı, iş insanı diyeyim ona hadi, sanat ve bilim dallarında birçok isme ödüller takdim edildi. Ödül töreni Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleşti ve bizim gurmemiz, değerimiz Süreyya Üzmez'imiz de bu ödüle, bu özel ödüle layık görüldü. Özellikle de Balıkçılık Bakanlığı konusundaki fikrine çok değer verdiğim önemli isimlerden biri kendisi. Ve bu haftada bize testi kebabı tarifi verdi. Belki bayramda yapma fırsatı bulursunuz. Tabii ki et pahalı, alabilenler için bu bizden size bir öneri olsun. Kapadokya'da turistlerin en çok rağbet ettiği yemeklerden bir tanesi de buranın en ünlü yemeği destek kebabı. Biberimiz, soğanımız, dananın sırt kısmından, antrikot kısmından etimiz. Yaz domatesi biz kendimiz tarladan üretip kendimiz pişiriyoruz. Kış boyunca kullanıyorsunuz, evet, bu değil mi? Evet. Kullanıyoruz. Domatesi mevsimde yemek lazım. O nedenle bu restoranda bütün yiyecekler mevsimsel. Evet. Yazın taze domatesten yapıyoruz. Sarımsağımız, tereyağımız, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, toz biberimiz ve hamurumuz. Bir de özel yaptırdığımız testimiz. Sebzesini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Toz biberimizi biraz fazla atıyoruz. Renk vermesi için, parlatması için, bir de lezzet verir. Testelerimize doldurup kaç derece fırında ne kadar? 160 derece fırında 4,5 ile 5 saat arasında, evet, pişirebilir. Görseli çok güzel bir yemek bu. Son derece pratik. Bir tek testi bulmak zor. O da ev sahibi benim bugün. Evet, tam bir Anadolu yemeği oldu. Afiyet olsun. Lezzeti bir o kadar güzel. Tam 5-5. Elinize sağlık Süreyya Bey, afiyet olsun. Bu hafta tabii ki bayram haftası. Bayram herkesin sevdikleriyle buluşma haftasıdır. Hayatta olmayanları mezarı başında ziyaret ederiz Türkiye'de. Buruk geçirenler elbette ki var bayramı, ama onların derdine en azından ortak olmaya gayret edelim isterim ve en önemlisi de yardımlaşmayı ihmal etmeyelim efendim. Herkese iyi bayramlar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizin yanaklarından öpüyorum. Kendi adıma buradan tüm annelerimize, babalarımıza, anneannelerimize, dedelerimize efendim. Buradan sevgi ve saygılar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller. Yollara çıkacak olanlar da lütfen dikkatli olsunlar. Evet, evet. Reklam dönüşü vedalaşacağız. Efendim bu haftalıkta Pazar Klasiğinizden bu kadardı. Sevgi ve saygıyla kalın ve kendinize iyi bakın.